Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersim var. Evet, matematik dersinde neyi öğreniyoruz peki? Hep birlikte yarım ve tam saatleri öğreniyoruz. Çocuklar, gün içerisinde çok fazla iş yaparız biz. Kahvaltı yapmak, okula gitmek, ders çalışmak, televizyon izlemek, kitap okumak, yatmak. Bunlar gün içerisinde yaptığımız işlerden sadece birkaç tanesidir. Düşünün siz de neler yaptığınızı, aklınıza gelecektir zaten. Ve bunların hepsini bir plan dahilinde yapmamız gerekir ki işler birbirine girmesin. Peki planlamayı neye göre yaparız biz çocuklar? Saatlere göre yaparız. Mutlaka bir saat bilgimin olması gerekir ki ben bu planlamayı yapayım ve günümü düzenli bir şekilde geçireyim. İşte bugün saatleri öğreneceğiz biz sizle birlikte. Mesela 7.30'da güne başlarız. 8'de kahvaltı için mutfakta oluruz. Saat 9'da ders için sınıfımızda hazırızdır. Saat 3 olduğu zaman artık okulda derslerimiz bitmiştir ve evimize dönüş için servisimizin yolunu tutarız. Okuldan eve döndükten sonra saat 5'te bizim için serbest zamandır çocuklar. Ne yaparız? Oyuncaklarımızla oynayabiliriz. Ya da yapmak istediğimiz başka bir etkinlik varsa bunu yapabiliriz. Saat 7.30'da hep beraber akşam yemeğimizi yeriz. Saat 8'de o gün bizim için verilen çalışmaları tamamlamak için çalışma masamızın başına geçeriz. Evet, artık akşam saat 9'da günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz kitabımızı okuduktan sonra yatağımıza giriyoruz sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, gün içerisinde yaptığımız şeylerden bahsederken hep tam ya da yarım saatlerden bahsettik. Peki bu saatleri nasıl okuyacağız? İşte saatleri saatimizin üzerinde bulunan şu iki tane çubuk yardımıyla okuyacağız. Nedir bunların isimleri? Uzun olanın adı yelkovandır ve yelkovan saatin üzerinde her zaman dakikayı gösterir. Peki kısa olanın adı nedir? Kısa olanının adı akreptir. Akrep her zaman saati gösterir. Tekrar söylüyorum, burası önemli çünkü saati okumak için bu iki tane çubuğu kullanacağım. Uzun olanın adı yelkovan. Yelkovanım her zaman dakikanın üzerindedir. Kısa olanın adı akrep ve akrep her zaman saatin üzerindedir. Ne dedik? Tam ve yarım saatler kavramından bahsettik. Öncelikle tam saatlerden bahsedelim. Tam saatlerde, şuradan hemen kalemimi alayım, ondan sonra size anlatmaya başlayayım. Tam saatlerde gördüğünüz gibi akrebim nereye gösteriyordu? Her zaman saatin üzerini gösteriyordu. Akrep hangi saatse o sayının üzerindedir kısa olan. Uzun olan yani yelkovanım da her zaman 12'nin üzerindedir. Tam saatlerde kural budur. Uzun olanın yelkovanın yeri hiçbir zaman değişmez çocuklar bu. Her zaman 12'nin üzerindedir. Mesela kısa olan akrep burada 4'ün üzerinde, uzun olan 12'nin üzerinde. O halde burada saat kaçtır? Saat 4'tür. Geldim ikinci saatime. İkinci saatte durum nasıl? Kısa olan akrebim 2'nin üzerinde, uzun olan yelkovanım 12'nin üzerinde. O zaman burada saat kaç? Saat 2. Evet, geldim üçüncü ve son saatime. Burada nasıl? Uzun olan yelkovan 12'nin üzerinde. Çünkü tam saatlerde ne dedim? Hiçbir zaman değişmez yelkovan. Her zaman 12'nin üzerindedir. Kısa olan akrep 11'in üzerinde. O halde burada saat kaç çocuklar? Burada saat 11. Gördüğünüz gibi tam saatleri okumak oldukça kolay. Evet, burada da yarım ve buçuklu saatlerim. Yarım ya da buçuk olarak ifade ediyorum zaten. Burada durum nasıl peki? Akrep ve yelkovanın durumu nasıl? Hemen şuradan kalemimizi alıp onu da yine anlamaya çalışalım. Bakın, kısa olan akrep 7 ile 8'in arasında. Yelkovan, uzun olan kolum her zaman 6'nın üzerinde. Burada gösterdiği saat 7 ile 8'in arasında olduğu için 7.30 ya da 7.30. Tekrar söylüyorum, buçuklu saatlerde benim yelkovanım her zaman 6'nın üzerindedir. Kısa olan akrebim de iki tane sayının arasındadır. Mesela 7 ile 8'in arasında olduğu zaman saat 7.30'dur. Buraya bakalım. Burada 8 ile 9'un arasında uzun olan yelkovanın 6'nın üzerinde. Yani yine buçuklu saat, yarımlı bir saat. Ve burada saatin kaçı gösteriyor? Saat 8.30 gösteriyor çocuklar.
Şimdi çalışmaları yaptıkça çok daha iyi oturacak bu. Evet çocuklar, şimdi yukarıda bahsettiğimiz bu tam ve yarım saatleri buradaki örneklerin üzerinde gösterirsek okumamız ve anlamamız çok daha kolay olacak. İlk saatinde benden ne istemiş? 2.30'u göstermemi istemiş. Buçuklu saatlerde ne yapıyorduk biz? Saatimizin yel kovan ibresi, yani uzun olanı her zaman neyin üzerinde oluyordu? Altının üzerinde oluyordu. Dakika altının üzerinde. Peki saat neyin üzerinde olacak akrebim? 2.30 dediği için tam böyle 2 ile 3 arasında ama 2'ye daha yakın durumda. Şöyle. Geldin yanındaki saat. Yanındaki saat tam bir saati gösteriyor. Tam saatlerde bizim yel kovanımız neredeydi çocuklar? Tam 12'yi gösteriyordu. Saat 7 dediği için kısa olan akrebim, yani saat ibresi, saat 7'yi gösterecek. Geldim saat 2'ye. 2 de yine tam bir saat, buçuklu bir saat değil. O halde ne yapıyorum? Yel kovanımı alıyorum, mutlaka 12'ye getiriyorum. Ve akrebim, yani saati gösteren ibre nerede? Saat 2'yi gösterecek çocuklar. 5.30, evet buçuklu bir saat bu da. Buçuklu saat olduğu zaman ne yapıyorum? Yel kovan mutlaka 6'yı gösteriyor. 5 dediğine göre saat kısmı, bunu da ne yapacağım? 5 ile 6 arasında ama 5'e daha yakın. Şöyle yapalım. Geldim saat 1'e. Bu da yine tam bir saat. Tam saatlerde yel kovanım neredeydi çocuklar? Tam 12'nin üzerinde. Saatim, yani akrebim böyle 1'i gösteriyor. Kısa olan saatin ibresi. Saat 4. Yine tam bir saat. Aldım yel kovanımı 12'nin üzerine getirdim. Ve saatimi nereye getiriyorum çocuklar? Akrebimi, yani 4'e getiriyorum. Evet, geldim saat 1.30'a. Yine buçuklu bir saat. O halde ne yapıyorum? Yel kovanımı aldım, 6'ya getirdim. Peki saatin nerede olacak? 1 ile 2 arasında. Şurası. 1'e daha yakın bir yerde. Saat 3.30. Yine buçuklu bir saat. Yel kovanımı aldım, 6'nın üzerine getirdim. Peki saatim nerede olacak akrebim? 3 ile 4 arasında ama 3'e daha yakın. Şöyle alalım. Evet. 6.30. Peki burada yel kovan nerede? Yine dakika 6'yı gösteriyor. Saat 6 ile 7 arasında akrep ama nereye daha yakın? 6'ya daha yakın. Küçük olan sayıya daha yakın yapıyorum. Saat 10. Tam bir saat. O halde yel kovan nerede çocuklar? Tam 12'de. Peki akrebin saatin nerede? Saat 10'u gösteriyor. 12.30. Buçuklu bir saat. Ne yapıyorum? Akrebim, pardon, yel kovanım tam 6'nın üzerinde. Dakika, saat nereye gösteriyor? 12 ile 1 arasında ama 12'ye daha yakın. Saat 8. Yel kovanım nerede çocuklar? Tam saat olduğu için 12'nin üzerinde. Ve saat akrebim de nereye gösterecek? Tam 8'i gösterecek. Evet, saatler bu kadar kolay, tam ve yarım saatler. Hatırlamam gereken şey, tam saatlerde benim yel kovanım 12'nin üzerinde, yarım saatlerde yel kovanım 6'nın üzerinde çocuklar. Çocuklar, gün içerisinde yaşadığımız zaman dilimlerini gündüz ve akşam olarak ayırırız ama bunları ifade ettiğimiz saatler aynıdır. Yani sabah saat 9'da da saatin bu şekilde gösterir, akşam saat 9'da da bu şekilde gösterilir. Bunlar analog saat diyoruz bunlara. Analog saatler üzerinde gösterim bu şekildedir ama dijital saatlerde biraz daha farklıdır. Bu etkinlikten sonra, bu çalışmadan sonra sizler için gündüz saatiyle akşam saatinin hangi sayılara denk geldiğini anlatan bir etkinlik, bir çalışma hazırlayacağım. Onu da çok rahat, çok kolay öğreneceksiniz siz zaten. Ama tekrar söylüyorum, analog saatlerde sabah saati de akşam saati de aynı şekilde gösterilir. Yani sabah 9'da da saatimin akrebi 9'un üzerinde, yel kovanı 12'nin üzerindedir. Akşam saat 9'da da akrebim 9'un üzerinde, yel kovanım 12'nin üzerindedir. Bu ayrım sadece dijital saatlerde farklı olarak karşıma çıkar. Bakın burada da aynı şey geçerli çocuklar. Sabah 5'te uyurum ama öğleden sonra 5'te ya da akşam üzeri 5'te ne yaparım? Okuldan geldikten sonra benim için dinlenme vaktidir. Oyun oynarım ya da farklı bir etkinlik yaparım ama saat üzerinde gösteriş ilişimde herhangi bir farklılık yoktur. Her ikisinde de benim yel kovanım 12'de, akrebim saat 5'tedir. Burada da aynı şekilde yel kovan 12'nin üzerinde ve akrep 5'i gösteriyor çocuklar.
Bakın buradaki arkadaşlarımız da ne yapıyor? Sabah kahvaltısını 8'de yapıyor. Akşam yemeğini de yine 8'de yiyor ama saat üzerindeki gösterilişinde herhangi bir farklılık var mı? Hayır, yok. Sadece havanın aydınlık ya da karanlık olma durumu farklılaşır. Saat üzerinde gösterilişleri aynıdır çocuklar. Evet, burada da ne yapıyoruz her zamanki gibi? Videonun son sayfasında bu çalışmayı sizlere veriyorum ve bu çalışmaları nereye yapıyoruz biz? En güzel şekilde defterimize yapıyoruz. Ve bu çalışmaları yaptıktan sonra konuyu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum ben. Eğer anlamadıysan da videoyu durdurup ya da başa alıp tekrardan izleyebilirsin. Sevgili çocuklar, atölyede bir çalışmanın daha sonuna geldik. Öncelikle dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve siz de ne yapıyorsunuz? YouTube'dan ve Instagram'dan Ayşe Öğretmen'in atölyesini takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yüklenen videolardan ilk önce benim haberim olsun diyorsan mutlaka bildirimlerini açıyorsun ve videoların altına beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın çocuklar.